vardı. İngiliz gizli servisinde çalışmış Christopher Steele iki sene önce bu ajan ki özel sektörde kendi araştırma şirketi vardı. Artık İngiliz gizli servisine çalışmadığını beyan etmişti. Kendi özel şirketiyle araştırmalar yapıyordu. Steele 2016 seçimi sırasında Amerika'da Demokrat Partileri Clinton ekibi tarafından kiralanmış ve Rusya'ya gönderilmiş ve Trump'ın Rusya bağlantılarını araştırması istenmişti. Bunu çok zaman önce anlatmıştık ve zaten o Rusya bağlantısı, Rusya soruşturması falan bu Steele'in marifeti onun dosyasından çıkmıştı. Sonra Steele yaptığı araştırmada Rus istihbaratının Donald Trump'ın iş adamı zamanlarında ziyaret ettiği Moskova'dan muhtelif görüntüleri, yüz kızartıcı eylemleri, faaliyetleri olduğunu herhalde belgeledi fakat o belgenin nerede nasıl olduğu hala ortada değil. Sonuçta bu stilin eski İngiliz resmi ajanı sonra özel sektör İngiliz ajanı Amerikalıların Demokrat Partisi'de çalışan İngiliz ajanı Donald Trump üzerine Rus gizli servisinin hayli iyi bir şeyler taşıdığını sonucuna varmış ve bunu da Amerika'da hemen herkese anlatmıştı. Şimdi o hikaye başka bir boyutta devam etti. Bu kez Adalet Bakanlığı, Amerikan Adalet Bakanları'nın bir avukatı bir grup kongre üyesiyle toplanmış. Kongre üyesilerinin de yarısı herhalde muhalif. Onlar da Donald Trump ne yapıyor, ne yaptı, Rusya bağlantısı, Rusya bağlantısı diye sorup duruyorlar. O Adalet Bakanlığı avukatı da diyor ki, evet ile ben de konuşmuştum iki sene önce. Ve stilin ifadesine göre Rus gizli servisi Donald Trump'ı kündeye getirmiş, ketenpereye getirmiş. Argo bir Amerikanca terim kullanıyor orada. Bizdeki karşılığı kündeye getirmek, köşeye sıkıştırmak, ketenpereye getirmek. Yani ne isterse yaptırabileceği bir zor durumda bırakmış ve ondan da Rus istihbaratı emin. Bunu bu İngiliz ajan her yere herkese söylüyor, söylemiş. En son bu avukat da diyor ki Adalet Bakanlığı'nın resmi görevlisi diyor ki evet bana da söyledi. Donald Trump'ın kriz geçirmesi yakındır. Birazdan gelir. Zaten bu avukatı da görevden atmakla tehdit ediyordu. Şimdi bu ne demek? Rusya balans konusunda sor soruşturma zaten devam ediyor da bu da o tekrar o havayı alevlendirecek. İşte mevcut yanan zaten alev alevi yanan yangına yeni bidon bidon benzin döken bir gelişme Rus istihbaratında ne var da Donald Trump'ı işte ketenperiye getirmişler ve ne yaptırabilirler acaba? Şantajla falan. İş oraya gidiyor. Devamı gelecektir.